Soçi'de görüşmeler var Rusya ile. Sahada ne oluyor? Biraz konuşmak istiyoruz. Habertürk Dış Politika Yayın Koordinatörü Çetin Erçetin birazdan aramızda olacak. Dış Politika Enstitüsü Başkanı ve ODTÜ Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hüseyin Bağcı ile İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Naim Babiroğlu konuklarım. Hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi yayınlar. Sağ olun. Hüseyin Hocam sizle başlayayım hemen. Aslında bir hareketlilik var. Hafta sonu ziyaretler oldu. Önce Sayın Hulusi Akar, öncesinde aslında Mısır İstihbarat Başkanı Doğu tarafını ziyaret etmişti. Sonra Hulusi Akar, Hafter'in bir açıklaması. Akabinde İstihbarat Başkan Yardımcısı Trablus'a gitti. Mısır İstihbarat Başkan Yardımcısı Ulusal Mutabakat Hükümeti ile görüştü. Hem Sayın Akar'ın açıklamaları hem bugün Rusya ile yapılan müzakereler ki Rusya ile Libya konusunda sahada ayrıştığımızda çokça konuşulur. Ne oluyor sahada? Diplomasi boyutu ne durumda? Fransa'nın da Hafter'e yönelik bir açıklaması var. Onu nasıl okumak, değerlendirmek lazım? Buyurun. Şimdi çok önemli bir konu. Siz de zaten Libya'ya gittiniz. Hatta aşamanız tehlike altındaydı. Olayı biliyorsun ne kadar karışık olduğunu. Şimdi diplomatik anlamda çarşı karıştı. Sadece askeri anlamda değil, diplomatik anlamda. Çünkü herkes Libya'da olmak istiyor. Libya'da yapılacak olan seçimlerin ortaya çıkaracağı sonuçlar tabii çok önemli. Rusya kesinlikle ve kesinlikle Rusya'da kalmak isteyen bir, Libya'da kalmak isteyen bir ülke. Fransa zaten başından itibaren ilgi duyuyor. Türkiye çok önemli bir ülke konumunda. Burada oyun bozucu olmaktan çok oyun kurucu olmak isteyen bir ülke konumunda. Başından itibaren de zaten Saraj yönetimini destekliyor ve desteklemeye de devam edecek. Sorun şu, Amerika Birleşik Devletleri'nin pozisyonu nedir? Avrupa Birliği'nin pozisyonu ne olacak? Yani Fransa'nın pozisyonu Avrupa Birliği'nin pozisyonu olarak tabii görmemek lazım. Ve Rusya, yani büyük güçlerin bir çatışma alanına dönüşüyor. Çin'i de unutmamak lazım. Yani Çin de büyük oranda ilgi gösteriyor o Akdeniz'e ve Akdeniz'deki gelişmeleri. Şimdi Türkiye tabii başından itibaren deyim yerindeyse doğru ata oynamak isteyen bir ülke konumunda. Nasıl yaptı Türkiye? Birleşmiş Milletler'in tanıdığı bir hükümeti o da tanıdı ve anlaşmalar imzaladı. Hani Türkiye'de yapılan bazı eleştiriler işte Haftar'a yönelik yanlış politika takip edildi. Doğrudur. Haftar Türkiye'ye geldi. Türkiye ile konuştu. Ama Haftar'ın arkasında olan güçler tabii daha çok Libya'nın birlik ve beraberliğinden çok Suudi Arabistan başta olmak üzere bütün bu diğer güç merkezlerinin Libya'da daha fazla söz sahibi olmak istedikleri bir politika ve diplomasi arayışı içindeler. Türkiye bir noktada oyun bozan olarak gözüküyor. Yani Türkiye'nin orada olması ve bu doğrudur. Herkesi rahatsız ediyor. Yani Türkiye'siz bir Libya düşünüyorlar. Yani dikensiz gül bahçesi gibi derler ya ama Türkiye orada yani dikensiz gül bahçesi değil. Türkiye'nin tarihsel sorumluluğu var. Türkiye'nin orada olma mecburiyeti var. Geçmişte olduğu gibi bugün de ve gelecekte de. O nedenle verilecek mesaj, yani daha doğrusu cumartesi günü gerek Savunma Bakanı'nın gerekse Genelkurmay Başkanı'nın ziyaretleri aynı zamanda bir sert güç gösterisiydi. Yani şu mesaj verildi dünyaya Mehmet Akif Bey, özellikle Yukarı Karabağ sorununun çözümünde Azerbaycan'a doğrudan destek veren bir Türkiye'nin Libya'ya da benzer bir desteği vermesi, bu çok ilginç. Bütün Kafkasya, Orta Asya ve İslam dünyasında çok ilginç algılandı. Bunu Türkiye'de bazıları görür görmez o ayrı dava. Ama orada aldığımız sonucun buraya etkisi olmuş mudur? Kesinlikle. Açık ve net. Yani düşünsenize Kazakistan'dan örnek vereyim. Yani Kazakistan'da insanlar diyorlar ki artık bizim yanımızda Türkiye var. Yukarı Karabağ yardıma gelen Türkiye bizim başımız derde girdiğinde bizim de yanımıza gelir. Şimdi böyle bir evrilme var. Böyle bir bakış açısı var. Yani bu Türkiye'deki yönetimin doğrularından, yanlışlarından ayrı olarak değerlendirilen bir bakış açısı. Libya'da Türkiye'nin olması da aynı şekilde gözüküyor. Yani biz zannediyoruz ki hani Haftar çok güçlü. Birçok ülke onu destekliyor tamam ama Haftar'ın yanında olmayan Libyalılar da var. Türkiye Haftar'ın yanında olmayan ve olmayacak olan Libyalıları da korumak zorunda. Böyle bir Türkiye'ye biçilmiş, Türkiye'nin kendi iradesi dışında gözüken bir görev ve sorumluluk alanı gibi gözüküyor. Böyle bir şey var Mehmet Akif Bey. Bu çok ilginç ve bunu
sadece bu ülkelerin insanları değil, Batı da böyle görüyor. Batı'nın yorumcularına, Batı'nın gazetelerine baktığınızda da Türkiye'nin böyle bir görevi üstlenmeye hazır olduğunu, buna Türkiye'nin yayılmacı veya Türkiye'nin genişlemeci politikası diyorlar. Ama bunda doğrudan bir şey değil. Türkiye'nin yayılmacı politikasından çok bu coğrafyada ortaya çıkabilecek siyasi ve askeri dönüşümlerde Türkiye'nin yer alması gerekli. Çünkü Türkiye'nin jeostratejik konumu ve çıkarları, bölgedeki çıkarları orada olmayı gerektiriyor. Başından itibaren hep ben de söylüyorum, Türkiye'nin Libya'da olması gerekir mi cümlesine verilecek yanıt, evet, Türkiye'nin orada olması gerekir. Nasıl olması gerektiği konusu tartışma konusu. Diplomatik olarak, teknolojik olarak, ticari olarak, yani Türkiye Libya'yı yalnız başına bırakma hakkına sahip değil. Bunu çok altını çizerek söylüyorum. Türkiye Libya'ya kayıtsız kalma lüksüne sahip olmayan ülkelerden biri. Az yapar, çok yapar ayrı dava, ama Türkiye'nin özellikle yeni kurulacak Libya hükümetiyle ilişkilerinde de Türkiye'nin bir nevi arabulucu olmaktan öte dengeleri belirleyici ülkelerden biri olması lazım. O nedenle Rusya'nın Türkiye'ye yaklaşımı çok ilginç. Amerikalılar Türkiye ile müzakere etmek istiyorlar bu konuda. Hı hı. Bunu çok kişi göz ardı ediyor. Artı Avrupa Birliği ülkeleri hem kurumsal olarak hem de bireysel olarak Türkiye ile işbirliği yapıyorlar. Bakın, İngiltere'yi hiç kimse konuşmuyor ama Türkiye ile İngiltere arasında imzalanan ticari anlaşma bugün yarın imzalanacak. Birazdan evet, evet. Resmi... Yani biraz sonra imzalanacak. Yani bu bile Türkiye'nin özellikle Akdeniz politikalarında mesela İngiltere'yi yanına çekmesi anlamına gelecek. Şimdi Türkiye daha mı zayıf, daha mı güçlü sözüne sorusuna verilecek yanıt, sorunlar var. Orta Doğu'da çok sorunlar var ama bu sorunların içerisinde Türkiye'nin bir şekilde sorun çözücü, birleştirici ve farklı politikaları bir yanda ayrıştırıp ama diğer yandan da yeni işbirliği olanaklarını açacak bir politikayı ve diplomasiyi takip etmesi gerekiyor. İşte bu noktadan sonra da Türk dış politikasında, özellikle diplomasi alanında Türkiye'nin neler yapabileceğini göreceğiz diye düşünüyorum. Hocam, Arap ülkelerinin şey tamamına... çok özür dilerim. Böldüm ama sorunsuz ülke yok elbette, biliyoruz. Siz Türkiye'nin uluslararası alanda bir üst lige çıktığını düşünüyor musunuz? Yani artık yukarıda bir ona göre de bir rekabet oluştuğunu düşünüyor musunuz? Ben böyle düşünenlerdenim. Yani UEFA Ligi'nden Şampiyonlar Ligi'ne çıktık, farkında değiliz. Yani, farkında değil miyiz? Bazıları farkında değil. Türkiye'nin... Ben Mehmet Akif Bey'si Türkiye'nin uluslararası alanda nasıl göründüğünü söylüyorum. Türkiye bugün itibariyle bu coğrafyada, bakın son dönemlerde katıldığım bütün uluslararası toplantılarda bana en fazla yöneltilen sorulardan biri de bu. Yani Şampiyonlar Ligi'ndesiniz, bundan sonraki politikalarınız nasıl olacak? Biz herhangi bir ülke olmaktan öteye geçtik. Yani aslında altını biraz Birinci Dünya Savaşı öncesi durum bu. Yani zaten olduğumuz yer böyle bir yerdi dünyadaki önemli ülkelerle. Yok. Benim son yazılı sorumdu bu çocuklara, benim Türk dış politikasında değil. Dünya Savaşı'na girdik ve Almanlar kaybettiği için kaybetmiş sayıldık. Bu farklı bir şey. Bu dönemde Türkiye'nin özellikle dış politikasında yeni bir unsur var. SİHA'lar var. Türkiye'nin askeri operasyonları var. Şu anda dünyada Türkiye'ye kadar askerlerinin, ordusunun sahada deneyimi olan çok fazla ülke yok. Amerika Birleşik Devletleri küresel politikalar yapıyor. Rusya benzer politika uyguluyor. Çin dünyada genişliyor. Bir de bunun yanına Türkiye var. O nedenle Avrupa Birliği Türkiye'ye bakışında, ya Türkiye'yi zorlamayalım, Türkiye'yi dışlamayalım, köşeye sıkıştırmayalım. Bu Türkiye bizim için stratejik açıdan önemli, öyle yaptırımlarla falan Türkiye'nin başına ağrıtmayalım gibi bir noktaya geldi. Türkiye'deki iç politik tartışmaların dışına çıkarak söylüyorum. Türkiye'nin iç politikasında siyasi partilerin ne düşündüğü ayrı bir tartışma konusu. Ama dışarıdan bakıldığında Türkiye özellikle son 4-5 yılda bu itici güç olarak benim de tanımladığım dış operasyonlar, yani Suriye'de, Irak'ta, Libya'da, işte Yukarı Karabağ'da ve tabii Türkiye'nin daha fazla noktaya ulaşabilme kapasitesi,
uluslararası alanda Türkiye artık bir silah satıcısı konumunda. Yani lig değiştirirken onu kastediyorum. Türkiye sadece silah alan bir ülke değil. Türkiye'nin özel savunma sanayi şirketlerinden tutun devlet savunma şirketlerine kadar. Yani İsmail Demir'e uygulanan Katsa yaptırımlarının bir başka hedefi de Türkiye'nin bu savunma sanayi alandaki ilerlemesini durduracak bir ön önlem olarak görülebilir. Durdurabilir mi? Zannetmiyorum. Türkler çok ters millettir. Yani önüne sandığı koydunuz mu hiç beklemediğiniz sonucu çıkar. Düşünsenize Fransa olayında, Fransa Macron olayında, Ekim ayında, Kasım ayında bu ülkenin bütün insanları ve bütün siyasi partileri bir araya geldi. Yani hükümet para verse bu kadar büyük birlik ve beraberlik sağlayamazdı. Yani peki. Macron'a bu anlamda teşekkür etmek lazım. Ne kadar fazla Türkiye'ye karşı olursa Türkiye'deki iç birliği o kadar böyle sağlıyor. Bu da bizim özelliğimiz belki. Yani Türkiye'nin özelliği. Son olarak belki şunu söylemek isterim Mehmet Akif Bey. Türkiye'nin Libya ziyaretleri, Türkiye'nin Libya ile konuşmaları ve Libya'daki varlığının askeri, sosyal, siyasal, ekonomik varlığı önümüzdeki dönemde de devam edecek. Çünkü Türkiye Rusya ile birlikte hareket edecek orada. Amerika Birleşik Devletleri, bakın Joe Biden yönetimi iktidara gelir gelmez en önemli konulardan biri Akdeniz'deki gelişmeler ve Libya olacak. Peki Libya olmadan Joe Biden nasıl tartışacak konuları? Yani öyle bir şansı yok. Yani Türkiye ile yani Libya'da siz yapma... Rusya ile ortak politika bekliyorsunuz. Ben bekliyorum. Putin bence çok dengeli gidiyor, çok da akıllı gidiyor. Türkiye'yi dışlamadan Akdeniz'de Türkiye ile birlikte bir politika arayışına girdi. Yani peki. Suriye'de ikimiz var, Türkiye'de var, Rusya'da var. Peki. Libya'da Rusya olmak istiyor. Rusya, Mehmet Akif Bey, geri döndü. Bakın tekrar Rusya, Orta Doğu'ya geri döndü. Daniel Yergin'in son kitabı geri dönenlerden biri de Rusya. Türkiye de geri kesinlikle. Döndü. Türkiye kesinlikle. Geri döndü, Rusya geri döndü. Daniel Yergin'in son kitabı, The Map, Arita isimli kitabı daha yeni yayınlandı. 541 sayfa. Orada özellikle bu Rusya'nın Orta Doğu'ya geri dönüşünü Türkiye ile birlikte değerlendirenlerden. Yani Daniel Yergin de herhangi biri değil. Hocam çok teşekkür ediyorum. Şöyle yapalım. Hakikaten önemli konular. Bir gün bir programda nedir ne değildir de olur. Başka bir programda olur ama bunu etraflıca. Önemli bir şey söylediniz çünkü artık Şampiyonlar Ligi'ne çıktı. Bu içerideki siyasi tartışmalardan bağımsız bir durum. Bütün Türkiye'yi ilgilendiren bir mesele. Dolayısıyla bütün gençlerimizin vizyonunda, muhalefetiyle, iktidarıyla, bürokrasimizin, diplomatlarımızın vizyonunda bu olması bizi daha kuvvetli yapabilir. Belki bunları etraflıca yani konuşmak lazım. Kaçınılmaz olarak oraya doğru gidiyoruz. Tamam. Etraflıca konuşmak lazım. Vaktimdar ama bunları bir gün konuşalım. Planlarını konuşalım. Naim Babiroğlu, Libya ile başlayalım. Ekleyecekleriniz mutlaka vardır. Eleştiriniz, evet. Katılmadığınız bir nokta varsa onu da dinlemek isteriz. Buyurunuz efendim. Önce değerli hocama saygılar ama bu oturumda çoğu düşüncesine katılmadığımı belirtmek isterim. Çok iyi. Buyurun. Bizim için zenginlik olacak. Buyurun. Stratejik açıdan tabii yani strateji açıdan tarih, savaş tarihi, 5000 yıllık yazılı savaş tarihi zaten değerli hocam da bilir. İnsanlık tarihinin kendi savaş tarihidir zaten. Şimdi 2500 yıl önce yaşamış bir Sun Tzu var. Ünlü Çin filozofu, komutanı. Strateji kitabının yazarı. Evet. Savaş sanatı evet. Hocam. Savaş evet. Sanatı. Evet. Der ki eğer kendini ve düşmanını iyi tanırsan girdiğin her savaşta kazanırsın. Doğru. Eğer kendini tanımazsan, düşmanını tanırsan bir yenilip bir kaybedersin. Ama hem kendini hem düşmanı tanımazsan yenilgi hükmü sürekli yenilirsin der. Şimdi hocamın söylediği bazı konular doğru. Evet, askeri güç elbette önemli ama askeri gücün savaş tarihinde mutlaka dünyanın en güçlü ordusu bile olsa bir doruk noktası var. Doruk noktası. Tabii ki. Biz buna relaxation effort diyoruz. Yani zirve noktası. Şimdi Türkiye o dönemde. Doruk noktası askeri gücü takviye eden, destekleyen etkili diplomasi yoksa askeri gücün elde ettiği zaferi veya başarıyı veya konumu masa yansıtmanız pek mümkün görülmüyor. Üç tane örnek vereyim.
9 Ekim 2019 Barış Pınarı Harekatı başladı. Türkiye meşru olarak Birleşmiş Milletler 51. maddesinin kendisine verdiği meşru müdafaa hakkını kullanarak PKK-PYD bölücü terör örgütünü etkisiz getirmek üzere bir Barış Pınarı Harekatı gerçekleştirdi. Ve tespit ettiği politik hedefler vardı. Şimdi zamanımız fazla yok, konuşmayalım. Sonra 17 Ekim 2019'da ABD Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı ziyaret etti Ankara'yı ve Barış Pınarı Harekatı bildiğiniz gibi durdu. Şimdi hocama katılmadığım nokta bu. Eğer Şampiyonlar Ligi olsa, keşke öyle bir şey olsa, umarım olacak. Hepimizin umudu o, hedefimiz de o. Şampiyonlar Ligi veya öyle bir şey olsa Barış Pınarı Harekatı'yla biz Fırat'ın doğusunu şu anda kontrol eder durumda olacak. Birinci örnek bu. Demek ki askeri gücün bir sınırı var ve bu sınır orada denendi. İkinci sınır Libya'da Sirte Cufra kırmızı çizgiydi biliyorsunuz. Ve Sirte'nin ele geçirilmesi, kontrol altına bulunmasıyla ilgili iki tarafta çok hedefi vardı. Ama birden Rusya ile yapılan ateşkesten sonra durdu. Şimdi Sirte Cufra'da Rus askeri varlığı var. Üçüncü konu Doğu Akdeniz'e gelip... Hocam çok özür dilerim Sayın Babiroğlu, evet. Çok özür dilerim bölüyorum. Şimdi güzel, evet. Eleştiriniz çok da önemli, kıymetli. Tabii. Barış Pınarı'nda durmazdık Şampiyonlar Ligi'nde olsaydık dediniz. Doğru. Rusya Şampiyonlar Ligi'nde mi? Rusya da Şampiyonlar Ligi'nde değil. Ha, o zaman Rusya tamam. O zaman tamam. Tamam. Rusya da ben onun için edeyim. Zaten... Onun için Sunzu'nun... Tek şampiyon Amerika diyorsanız... Hayır. Mehmet Akif Bey, gerçekten Amerika'da, bunu uzun tartışmak Amerika'da, lazım. Ben evet, ayrılmak zorunda kalacağım. Ayrılmak zorunda kalacağım ama... şunu söyleyeyim. Çok özür dileyerek Sayın Babiroğlu'ndan. Ayrılmak zorunda... Hüseyin Hoca, özür dilerim. Sayın Babiroğlu, devam edeceğim sizde. Hüseyin Hocam ayrılacaktı, ben unuttum. Çok özür diliyorum. Tamam, peki. Hüseyin Hocam ayrılacaktı. Hocam size veda edelim ama bir gün Sayın Babiroğlu'nu da konuk edelim, konuşalım. Tamam. Sözümüz olsun. Tamam. Yani peki. Sayın Hocam biraz Sunsu'nun o söylediğim sistemini analiz etmesi lazım. Onu söyleyeyim ben. Tamam. Bir gün konuşalım. Dersini anlatıyorum Sayın Babiroğlu. Dersini estağfurullah veriyorum. Estağfurullah hocam. Estağfurullah. Savaş ve diplomasiyi ben sadece savaş olarak söylemedim. Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'nde derken askeri operasyon yapma yeteneğini. Bunu başka başarabilen pek fazla ülke yok. Bu büyüklükte, bu coğrafyada, evet. Bu koşullarda. Onu söyledim. Hocam yoksa... Rusya da değil dedi. Ben bıraktım. Rusya da değil. Yoksa Rusya Şampiyonlar Ligi'nde olur mu? Rusya'nın nükleer silahları var. Olur mu? Rusya tamam. Şampiyonlar Ligi'nde. Hayır, bakış açısı farklı, öyle anlıyorum hocam, ben. Hocam Fransa'nın da nükleer silahı var. Kuzey Kore'nin de nükleer silahı var. İsrail'in de nükleer silahı var. Tabii, onlar da Şampiyonlar Ligi dediğiniz, Şampiyonlar Ligi dediğiniz Rusya eğer Şampiyonlar Ligi'nde olsaydı Fırat'ın doğusunda ABD'yi bulundurmazdı. Şimdi tamam, bu ayrı bir tartışma konusu. Evet, Mehmet Akif Bey, Şampiyonlar Ligi'nde bir tane takım yok. Şampiyonlar Ligi adı üzerinde lig. Zayıf olanlar var, güçlü olanlar var. Bazılarının nükleer silahları var, bazılarının yok ama Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorlar. Yani Şampiyonlar Ligi hocam, dediğimiz... Şöyle, İngiltere'de imza töreni mi şu anda veriliyor? Türkiye-İngiltere arasında serbest ticaret anlaşması imzalanıyor. Bir görüntülere evet. Bakalım, canlı görüntülere. Ben ayrılıyorum. Hüseyin Bağcı Hocam'a veda edeceğiz. Naim Babiroğlu'yla konuşmaya devam edeceğiz vaktimiz olursa.